Garbarius'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem, bugün Raft serisine kaldığımız yerden devam edeceğiz. En son hatırlarsanız size oyunu falan anlatmıştım. Böyle küçük bir alan yapmıştık kendimize. Yemek olayını hallettik, su olayını da hallettik arkadaşlar. Buraya item netleri koyduk. Bunlar ne işe yarıyordu hatırlarsanız, gelen itemlar. Bak burada, gerçi buraya koymadık da, gelen itemlar oraya takılıyor. Siz oradan topluyorsunuz. Gayet kullanışlı bir olay. Bu takılacak mesela, bak bu geldi ya. Aynen bak, takıldı. Bunların hepsini böyle tak tak alıyorsunuz. Buradan harvest olayını halledebiliyorsunuz. Baya güzel bir olaydı bu. Şimdi onun dışında biz yemek ve su olayını asla unutmamalıyız. Sağ altta görünen şunları bir harvestlayalım abi. Yerine yenisini ekelim. Bu pancar mı artık? Bunlar neydi bilemeyeceğim ama. Sonra şuradan su içelim abi. Su 3'te. Bu arada bu oyunu geliştirmeye devam ediyorlar demiştik arkadaşlar. Hala gelişim aşamasında ve ücretsiz bir oyun. Dediğim gibi isterseniz siz de indirebilirsiniz. Oyunun adını aratın. İndir, download falan deyin. Çıkıyor zaten. Tamam. Bunu da alalım. Bu arada bu reklam meklam değil. Hani bedava olduğunu belirtiyorum. Bayağı sevmişsiniz oyunu. O yüzden size de nasıl indireceğinizi söylüyorum. Yemeğimiz pişiyor. Susuzluk ve açlık sağ altta göreceğiniz üzere çok kötü durumda değil. Şimdi bugün yapmamız gereken şey... varil geliyor. Gel. Gel koçum, sağ altta bayağı bir item çıktı, onları görebiliyorsunuz. Bugün yapmamız gereken şey alanımızı büyütmek arkadaşlar. Bu item netlerden 1, hop ne oluyor lan? 1, 2, 3, 4, 5 tane yapmıştık, tamam mı? Amacımız neydi? Burada kare bir alan, ortada item netlerle bir köprü, şurada da kare bir alan. Gündüz olsun ona, yani onu yapmaya başlayacağız. Ancak şunları ben bir alabilirsem abi, ne alsam kardır diyerekten alalım. Şimdi şu... envanteri açalım. Şimdi şu kaynakları, scrapler dursun, tamam mı? Scrapler şurada. Bizim sandık yapmamız da gerekecek arkadaşlar. Sandık için bayağı bir şey gerekiyordu hatırladığım kadarıyla. Bunlar büyüsün. Ondan sonra ağaç yetiştireceğiz. Asıl olay o. Bak konuşamadım yine. Şimdi ağaç yetiştirince bu yaprakları ve odunları otomatik olarak kendiniz yetiştirmiş oluyorsunuz. Öyle güzel bir yanı var. Hemen ip yapalım abi şimdi. İlk yapmamız gereken şey bütün yaprakları ipe çevirmek olsun. O oradan... Tamam şöyle o zaman. Şimdi kaça kaç oldu? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 ise şöyle bir tane daha çekeriz. Bayağı bir malzeme harcadık. Ne kalmadı? İp kalmadı. Abi sıkıntı ya. Bu yaprak olayı hakikaten bayağı bir sıkıntı. Şurada var mı hiç bizim item netimize takılan yaprak olur, odun olur. Şuradan yaprakları alalım abi. Bu oyun bayağı bir güzel arkadaşlar. Çok basit görünüyor. Ancak sürekli yapmanız gereken bir şey var oyunda. Yani eliniz boş kalmıyor. O yüzden benim çok ve çok hoşuma gitti. O nasıl bir cümle ben de bilmiyorum. Şimdi 5'e 5 oldu mu burası? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aynen 5'e 5 olmuş. Ortaya item netlerle 10 gidecektim ben, ancak 10 fazla olur falan demişsiniz. O yüzden ya bana sorarsanız bence de fazla olur da. Kaç gitsek abi? 1, 2... Şimdi öbür tarafta... Konuşamıyorum lan. Hakikaten konuşamıyorum. Neyse kusura bakmayın. Öbür tarafta şey yetiştireceğiz arkadaşlar. Köpek balığı geliyor. Abi gel, neyi kıracaksın ya? Daha yeni yaptık oğlum, malzememiz yok. Bir adilik yapma. Hiçbirini alamadım. Önemli değil ya, o kadar da uğraşmayacağım. Buradan aldık. Yaprağı da aldık. Şu yaprağı da alırsak zaten. Evet tamam. Hadi şimdi şunları ipe çevirelim. Şuradaki yaprakları almamız gerekiyor. Ağaç yetiştirene kadar bununla uğraşacağız arkadaşlar. Ancak zamanımız yeterse bu bölümde ağaç olayına giriyoruz. Raft. Ben oyunu, yani videoya girerken raft dedim değil mi? Başka bir şey dememişimdir umarım. Çünkü oyunun adı, arada Rust diyorum, bazen Minecraft falan diyorum. İyice aklım karıştı benim de, ama ip gerekiyormuş bunun için. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Tamam, bir tane daha ip yapalım. Burayı 6 yapacağım arkadaşlar. 10 çok olur. 10 bayağı fazla olur. Gerekirse daha sonra item net olayına öbür taraflardan da gireriz. Hiç sıkıntı değil. Şu varili alalım. Şu demiri alalım. Seni alalım. Bizim köpek balığı bak geziyor. Terbiyesiz, iğrenç hayvan senin. Şimdi ipe çevirelim şunları. Bayağı ipimiz oldu abi. Item net olayına girdik. Aynen. Tamam, bu arada alanımız bayağı bir kısıtlı. Seni de buraya koyalım. Şimdi yapmamız gereken şey şunlardan 2 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynen. Şimdi diğer 5'e 5'lik alanı yapmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Bunun için bize daha fazla ip gerekiyor. Ben ağacı buraya da mı yapsam diye düşünüyorum, ama ağaç bu arada şu. Onu da göstereyim hemen size. Şu arkadaşlar.
4 tane ip, 4 tane çivi gerekiyormuş. Şu çivileri yapalım. 1, 2, 3, 4. Oldu mu? Ne oldu? Yaptık mı abi? Aynen. 8 tane yapmışız. Oha. Neyse lazım olur zaten. Sıkıntı değil. Bir tane craftlayınca 2 tane veriyor galiba. Ondan sonracığıma ne gerekiyor? 4 tane ip gerekiyor. Odunumuz var. Tamam. 4 tane ip gerekiyor abi. Olayımız odur. Al işte. Hayvana bak. Gelmiş yemiş burayı. Terbiyesiz adam. Terbiyesizlik yapma. Şimdi ağacı şuraya sığdırabilirsem köşeyi koymuyorum biliyorsunuz. Ben bir ağaç olayından bir craftlayacağım abi, tamam mı? Ondan sonra bakacağız. Ondan sonra bakacağız oluyor mu olmuyor mu? İp için kaç tane ip gerekiyor şu an bize? Abi bu arada suratımı ışık vuruyor göremiyorum. 2 tane ip yani 4 tane yaprak gerekiyor. Şu ağaç olayına girsek de. Şu malzeme toplama olayı biraz daha olsa hani azalır, güzel olur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yeter ya. Hakikaten 10 tane çok olurmuş. Yani olayı uzatmaya gerek yok arkadaşlar. Bu arada susuzluk olayını unuttuk. Dur. Dur 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 dur. Şunu ye. Ye bunu. Yemeği pişir. Su koymamışız ki abi. Dur. Suyu niye koymadık hakikaten ya? Deniz suyu koy. Burada sen bu suyu arıt abi. Arıt abi. Gelin siz. Tamam. Ben bir yandan ağaç olayını yapayım. Şu arkadaşlar bunu craftladım. Şimdi gördüğünüz gibi hayvan gibi bir şey ama şuraya sığıyor. Süper, tamam. Burası biraz böyle eciş bücüş oldu. İç içe oldu ama yapacak bir şey yok. Bu arada ben patates olayına devam edeceğim. Artık şu pancarlardan, daha doğrusu turplardan yeterince büyüttük. Aynen, patatesten de büyütürsek güzel olacak. Yani burası iç içe oldu ama yapacağımız bir şey yok o konuda çünkü... Bu arada arkadan kedi havlıyordu. Kedi havlıyor mu? Kedi havlıyor dedim abi. Kedi mi havlıyordu arkadaşlar arkadan? Onun sesi videoya geliyor mu bilemeyeceğim. Hayvan da tabii yazık. Şu an yalnız kaldı. Birazdan video bitince gider onunla oynarım falan bir şeyler yaparız. Belki ilerleyen videolarda o kediyi de size gösterebilirim. Gayet tatlış bir kedim var. Şu bir dakika aynen. Şimdi ağacı nasıl yapacağız? Ona geçmeden önce şuraları yapalım. Zaten yapamıyoruz. Siz birikin abi burada, tamam mı? Şimdi arkadaşlar geliyorsunuz. Tohumu elinize alıyorsunuz. Bunlar palmiye tohumu. Buraya plantlıyorsunuz. Ağaç büyümeye başlayacak. Eğer bir sıkıntı olmadıysa. Aynen. Gördüğünüz üzere ağaç büyümeye başlıyor arkadaşlar. Ancak oyundaki ağaç büyüme animasyonu acayip kötü. Benim bu oyunda gözüme çarpan aynı animasyon bitkide de kullanılmış ama bitkide patates yetiştirirken falan o kadar gözünüze batmıyor. Yani şurada baktığında çok fena değil. Ama ağaçta bakar mısınız abi? Ağacın sadece boyutu büyüyor yani. Onun da şuna bakar mısın? Çok çirkin ya. Ya büyüme animasyonu hakikaten çok çirkin. Abi böyle büyümez bu ağaç. Yani sonuçta indie yapım bir oyun. O yüzden sadece çirkin olduğunu söylüyorum. Yoksa benim için çok da büyük bir eksi değil. Gördüğünüz üzere bu ağaç büyüdükten sonra bundan odun, yaprak ve Hindistan cevizi çıkacak. Hindistan cevizleri hem susuzluğu hem de açlığı gideriyor. Aynı zamanda palmiye tohumu veriyor bize arkadaşlar. Şuradan biraz patates pişirelim abi. Bu patatesler büyüdü mü? Bunlar hala büyüyor mu? Büyüyor galiba. Baksana ağaç şirin ya ama şirin yani. Çirkin ne kadar çirkin olsa da şirin. Yapacak bir şey yok. Biraz su içelim. Susuzluk bayağı bir kötü arkadaşlar. Susuzluk olayı önemli. Şimdi buraları toplayalım. Aynen bu 6 tane bayağı işimize yarayacak. Güzel oldu. Şimdi şu açlık ve susuzluğu şey yapmadan önce ben bu oyunu burada kaydedeceğim. Aklınıza geldiği zaman oyunu direkt kaydedin arkadaşlar. Çünkü ölürseniz falan filan çok sıkıntı olabiliyor. Şunu pişirelim. Açlık fena değil de susuzluk kötü durumda. O sırada zaten şunları falan bekleriz. Bunlar büyümüş hatta ya. Benim konuşmama bir şey oldu bu arada. Hakikaten bugün konuşamıyorum ya. Kusura bakmayınız o yüzden. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şunu içelim. Hindistan cevizi olunca işte açlık susuzluk olayı da bayağı bir işe yarayacak. O konuda da yardımcı oluyor. Gördüğünüz üzere böyle böyle büyüyor. Sonra buna bir de balta yapmamız gerekiyor. O şimdi geldi aklıma. Balta için bize bir tane ip gerekiyor. Gerisi var. Süper. Tamam. İptir hatta şöyle çevirelim. Baltayı da neredeydi balta? Göremiyorum. Şurada. Baltayı da craftladık. Okey. Şimdi bu kaynakları üstümüze koyalım. Bunları elimizde kullanmayacağız çünkü. Balta bu.
Bunun hem itemları yok edebiliyorsunuz hem de ağacı kesiyorsunuz arkadaşlar. Bu iki işe yarıyor. Mesela bu odunun yerini beğenmediniz. Baltayla kırıyorsunuz falan filan gibi. Öyle bir olayı var. Ama hiç kullanmadım. Başka bir şekilde belki güncellemeden sonra değişmiştir falan, bilemeyeceğim. Hemen su açtık. Tamam, açlık susuzluk fena değil. Oyunu bir daha kaydedebiliriz. Süper. Şimdi yapmamız gereken diğer şey yaprakları hemen ipe çevirip şu building hammer'ı çekici alalım yanımıza. Şuraya koyalım abi. Oo, gelin gelin gelin. Gelin güzellikler gelin. Tamam, süper. Onları da ipe çevirelim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Buraya da 5'e 5'lik bir alan yapacağız. Daha sonra şuradan ya da şuradan yukarı çıkacağız arkadaşlar. O da şu. Nerede? Stairs, stairs. Aynen bu. Aynen bu. Bunu böyle çevirebiliyorsunuz bu arada. R'ye basıp. Bunu ya buradan ya buradan ikinci katı yapmayı düşünüyorum. Büyük ihtimalle şurada falan olur. Aynen burada olur büyük ihtimalle. Ama şimdi garanti olmadığı için daha sonraya bırakacağım o işi. Hemen ben bunu floor'a değil foundation'a geri getireceğim. Neredesin foundation? Buradasın. Okey, süper. İkinci katı da floor'la yapıyorsunuz. İkinci katı yapmak biraz daha az malzeme istiyor arkadaşlar. Öyle güzel bir yanı var. Hemen ipe çevirip şurayı da tamamlamaya başlayalım. Bu arada bayağı bir yaprak geliyor şuradan. Süper. Onlar hepsi buraya takılacak. O yüzden rahatız. Bir yandan yemek yiyelim. Patates koyalım. Yani oyuna gittikçe yeni bitkiler eklenecek falan filan. Eskiden mesela şu turp yoktu diye hatırlıyorum ilk versiyonda ya da patates yoktu. Birini daha sonradan eklediler. Benim bir yerden duyduğum üzere nereden duyduğumu da hatırlamıyorum. Adam öğrenciymiş, bu oyunu yapan kişi öğrenciymiş ve şu aralar dersleri yoğunmuş arkadaşlar. O yüzden oyunla çok fazla ilgilenemiyormuş. Bunu nereden duyduğumu da hatırlamıyorum. Sanırsam bir yerde okudum ben bunu. Ne kadar doğrudur bilinmez ama hakikaten bir 30 gündür falan yeni güncelleme gelmiyor oyuna. Patatesleri ekelim ya. Patates lazım bize. Tamam, süper. Şu suyu içelim. Susuzluk falan açlık. Hiçbir sıkıntımız yok. O konuda gayet yetişiyor arkadaşlar. Oo, varil geliyor. Bu arada gün batımı çok güzel değil mi ya? Bana sorarsanız çok duygusal arkadaşlar. Baksanıza bir köpek balığı, güneş ve yaptığımız dandirik bir adını bile veremeyeceğim garip bir hilkat garibesi. Gel abi sen. Hemen şunları ipe çevirelim. Şurayı inşa etmeye devam edelim. Şimdi diğer bir şey. Ben bir tane daha lamba yapacağım buraya. Bu lamba için bize ne gerekiyor? Nerede lan? Heh, bir tane bardak gerekiyor. O bardaktan hemen tin can yapalım. Baya bir demir toplamışız bu arada. O şanslıyız o konuda. Odun modun. Tamam, bu da var. Bunu nereye koysak? Bu kaça kaçlık olacaktı? 5'e 5'lik olacak değil mi? Şuraya koymamız gerekiyor ortaya. O zaman dur. Yetiyor mu malzememiz? Yetiyor da abi, ben burayı da riske atmak istemiyorum ya. O yüzden sonra koyarız. Gelir şimdi şey yer. Lamba falan da boşa gitmesin arkadaşlar. Bu arada çok konuştum. Farkındayım. Ama bir oyun oynarken hakikaten susamıyorum ya. O konuda yapacak bir şey yok. Zaten susunca da iğrenç oluyor. Yani sıkıcı oluyor. O konuda da yapacak bir şey yok. Palmiye ağacımız büyüdü mü? Bakın büyüdüğünü anlamak için şöyle dibine gelin, hareket ediyorsa büyümemiştir zaten. Görüyorsunuz ağaç hareket ediyor. Zaten kesemiyorsunuz arkadaşlar. Hop, gel 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 gel. Benden kaçamam. Gel gel gel. Yalnız hiç yaprak çıkmadı be. Şu yaprakları ipe çevirip benim orayı kapatmam gerekiyor. Burası çok karanlık oluyor gece. İyi ki ilk gece şu ışığı yapmışız arkadaşlar. Yoksa böyle karanlıkta oturacaktık. Videonun da pek bir anlamı kalmayacaktı. O yüzden ışık önemli. Size de tavsiyem ilk gecenizde yapmaya bakın. Ehem, etrafı da göremiyorsunuz falan. Ehem. Abi konuşamıyorum ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu arada Big Dig ve Hexit serisi devam edecek. Lan ne ara yedim bunu? Aç hayvan ya. Abi hakikaten sinir bozmaya başlıyor bir noktadan sonra. Şey yok mu? Ha tamam. Hemen ipe çevir bunları. Orayı kapatmamız lazım. Buna tuzak muzak yapılıyor mu bilmiyorum da burada duvar falan var arkadaşlar. Nerede? Wall. Wall. Aha wall. Bundan yapabiliriz. Oğlum odunumuz bitmiş bu arada. Sıkıntı büyük. Şu ağaç büyürse güzel olacak. Şu wall'dan yapınca yiyebiliyor mu, yiyemiyor mu bilmiyorum ama. Çok hakikaten İşimizi yokuşa sürüyor ya. Bu köpek balığı denen yaratık.
Şimdi yapacağımız diğer şey şurada. O zaman ışığı gelip buraya koyabiliriz arkadaşlar. Tam ortada oldu. 1, 2, 3. Tamam, burayı tamamlayacağız. İkinci karede orada. Ortası böyle. Olmazsa şu tarafa doğru devam ettirebiliriz. Baktık şu item netler yetmiyor. Bu arada harvestlayacağım. Harvest diyorum da niye ben onu İngilizce söylüyorum ya. Kendimden utandım ya. Böyle çok cool, kendini çok cool sanan insanlar oluyor ya. Ben onu harvestlayacağım abi. Pushlayacağız ya falan. Hiç de öyle konuşmayı sevmem ama. Harvestlamak neydi? Hakikaten Türkçesi. Harvest. Harvest. Hasat. Hasat yapmak gibi bir şey. Olsa gerek. Ağaç büyüdü mü sen? Ağacımız büyüdü. Böyle kesiyorsunuz. Sağ altta gördüğünüz üzere plank, yaprak, plank, yaprak, plank, yaprak. Bayağı bir odun çıktı. Bayağı bir şey çıkıyor gördüğünüz üzere. Çok da bekletmedi. Bir de iki tane Hindistan. La gitme 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 git. Aldım, tamam. Tamam. Şimdi ikisini yiyelim arkadaşlar. Sol tıkla yiyorsunuz yemekleri. Açlık ve susuzluk doluyor. Hem suyunu da içiyorsunuz. Bir yandan size sağ altta gördüğünüz üzere tohum veriyor. Al bunu da ekelim. Hatta bu ağaçtan bayağı bir yapabileceğiz. Hem yapması zor değil. Aya baktım, seni gördüm. Sana baktım, ayı gördüm. Ne diyorum ben ya, neyse. Şunları toplayalım. Hemen bunları ipe çevirelim. Bayağı bir yaprak oldu. Gördüğünüz üzere ağaç çok işe yarıyor. Bundan 5-6 tane yapsak odun ve yaprak sıkıntısı kalmayacak arkadaşlar. Burası tamam mı lan? 1, 2, 3. Lan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Tamam. Bir sıra daha çekeceğiz böyle. Ve işimiz tamamlanacak. Abi denize girip malzemelerin peşinden yüzebiliyorsunuz ama köpek balığı sıkıntı çıkarıyor arkadaşlar. O yüzden hiç tavsiye etmiyorum öyle bir şey yapmanızı. Bu arada şunları da alalım. Bazen itemler burada görünüyor olabilir ama buradan alınıyor olabilir. Hani onlara dikkat edin. Çok bug'a giren bir şey değil bu. Yani oyunda henüz bir bug keşfedemedim. Tabii böyle iç içe geçiyor malzemeler falan onun dışında. Bu arada gün doğumu nasıl? Çok güzel değil mi? Şu köpek balığını öldüreceğiz. Öldüreceğiz. Bir sonraki bölümde bununla savaşacağım abi. Şu an resmi olarak sana savaş açmış durumdayım, köpek balığı. Seni alamıyor muyuz abi? Böyle bir şey olsa komik olurdu. Bu arada iki tane varil geliyor. Varil geliyor. Siz zehirli varil misiniz abi? Rusya'dan gelip denizimizi kirleten. Gelin bakalım. Bayağı bir şey çıktı. Hemen yaprağa çevirelim şunları. Böyle burayı da kapattık mıydı diyecektim. Yaprak yetmedi. Neyse iki tane yaptık abi şimdi. Bana sorarsanız şu yemeği önce bir yiyelim. Suyumuzu da içelim arkadaşlar. Burada sürekli bir yemek pişsin ya. Yemekten sıkıntı gelmez. Patatesleri büyütelim biraz daha. Ondan sonra yeni malzeme gelene kadar, yeni bitki gelene kadar böyle patates, turp devam edeceğiz. Turp deyince aklıma Tunç geliyor bu arada nedense. Bu arada ip geçen bölümde bug'a girmiş hakikaten. Şimdi normal görünüyor. Gördüğünüz üzere. Seni alırım. Affetmem alırım ya. Şurayı şimdi tamamlayabilecek miyiz? İki tane. Tamamlayabiliyor muyuz? Ne oldu? Ne eksik? Tahta eksik. Oha. Abi bayağı bir eksiğimiz var bizim ya. Şu ağaç olayına hızlı hızlı girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ben buraya da bir tane ağaç yapacağım. Bu arada tavsiyeleriniz varsa mutlaka yazın. Oyunda işe yaramayan 2-3 tane şey var. Bu arada suya düştüm lan. Onun içine düşülüyor muydu? Ağaca bak lan ne kadar kekoca büyüyor. Şunu da alayım ben. Oyunda işe yaramayan 2-3 tane item var arkadaşlar. Masa ve sandalye mesela. Hiçbir işe yaramıyor. Sadece görüntü ama onu da yapacağım ben size. Maksat görün yani. Onu da üst kata falan bir yere mağazaları izlemek için yaparız da sandalyeye oturulmuyor bile. Öyle bir saçmalık var. Bu arada bu item netleri biz sağa ve sola doğru genişletebiliriz. Şimdi öyle düşündüm. Bence öyle yapalım. Yaprak sıkıntısı yok arkadaşlar da. Şimdi de odun sıkıntısı var, iyi mi? Hakikaten bak 4 tane ip var. Hiç odun kalmadı üzerimizde ya. Üst katı falan çıkarız diye düşünüyordum da. En azından merdiveni yapalım bugün. Üst katı. Gerçi merdiveni yaparsak da riskli olacak ya. Çok riskli bir hareket şuradan yaparsak. Çünkü mesela bunu koyuyorsunuz ya, merdiveni koydunuz. Bunlar kırılırsa merdiven yok oluyor. Bu arada konuşamadım, farkındayım da.
Dediğimi anladınız siz. O yüzden buraya bir sıra daha çekebiliriz. Bana sorarsanız. Yani bize 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane daha şey gerekiyor. İşimiz uzun. Aslında ip var ama odun yok arkadaşlar. Şu yemeği yiyelim. Bunun üstüne zaten başka bir şey yapılmaz. Şu patateslere devam abi. Aynen patates. Suyumuzu içelim. Susuzluk kötü bir şey. Bol bol su için arkadaşlar. Şimdi demeye çalıştığım şeyi anlatacağım size. Önce şunları bir toplayayım şuradan. Odunları da toplayayım. Hatta yapmaya başlayalım ya. Sıkıntı olmaz. Şöyle şuradan çekeceğiz. Çünkü köpek balığı. Cevap bu kadar basit. Çünkü köpek balığı abi. Hiç odun yok mu? Hiç odun yok mu? Hiç mi yok? Şu varilden çıkar umarım ya. Şu ağaç da büyüsün. Bu ağaçtan dediğim gibi 5-6 tane yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu arada raftın devamı... Oğlum konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Raftın devamı için videoyu beğenin arkadaşlar. Bunu başka bir amaçla söylemiyorum. Bazı serilerin beğenilip beğenmediğini başka bir şekilde anlayamıyorum çünkü. Hani like sayısı iyi mi? İzlenme sayısına da pek bakmıyorum açık söyleyeyim. Sadece like oranına bakıyorum. Tabii ki Minecraft'ı etkilemiyor zaten bildiğiniz üzere. O konuda bir sıkıntımız yok. Yine geldi. Geldi yine tipini. Ye abi ye. Buna vuramıyoruz. Bu arada vurabiliyorsun falan demiştiniz de yok vurulmuyor. Mızrak yapmamız lazım arkadaşlar. Mızrak gerekiyor onun için. Onun için. Onun için. Şuradan mı yapıyorduk? Aynen. 2 odun. Tamam bize 3 tane falan odun gerekiyor şu an sadece. Ya bu hıyar ağası geldi benim botumu yedi ya. Geldi benim buradaki yaşam alanımı yedi ya. Evimi yedi abi adam. Bunu öldürüyorsunuz sonra yenisi spawn oluyor. Öyle de bir sıkıntı var. Sürekli bir köpek balığı saldırısı altındasınız. Hadi bir tane daha buna da ip yetmedi şimdi. Neyse varmış ip. Tamam şimdi burayı güvene aldık arkadaşlar. Son olarak şunu yapacağız. Getireceğiz abi. Nerede bizim merdivengimiz? Buna da odun gerekiyor. Süper. Süpersin. Bizim ağaç büyüdü mü lan? Ağaç büyümediyse şurada iki tane. Hadi risk budur. Abi risk budur değil. Köpek balığı geliyor. Köpek balığı geliyor. Kaç. Geldi lan. Dibimize kadar geldi. Bir şey mi yiyecek o? Şunları alalım bu arada. Of, bayağı bir şey çıktı lan. Şimdi arkadaşlar geleceğiz, geleceğiz, geleceğiz. Şuradan yapsak aynen tam olarak bunu yapmamız gereken yer şurası. Ve merdiveni de yaptık. Üst katı da bir sonraki bölümde devam edeceğiz yapmaya. Üst katı da şunla yapıyorsunuz. Bak floor dediği şeyle yapıyorsunuz. Ancak bunun için de altına bir adet sütun koymanız gerekiyor arkadaşlar. Bu sütunu koyduktan sonra üstüne bu şekilde floor'u iki şeye kadar koyabiliyorsunuz. Bunun belli bir çapı var. Sonra bir sütun daha koymanız gerekiyor falan filan. Son olarak oyunu kaydedelim. Dediğim gibi videonun yani daha doğrusu Raft serisinin devamı için videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve Garbarius'a abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.